Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk bölgesini ele geçiren Putin'in bir sonraki hamlesi ne olacak? Rusya bir kez daha ilerleyişe geçerken Ukrayna kuvvetleri geri çekiliyor. İşte ayrıntılar. Akıllarda aynı soru. Putin bundan sonra ne yapacak? <laughs> Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk bölgesini tamamen ele geçirdi. Bir kez daha Rusya ilerliyor, Ukrayna geri çekiliyor. <laughs> Luhansk Belediye Başkanı Serhi Hayday, Ukrayna'nın bu stratejik geri hamlesiyle Lysychansk'ta yaşanması muhtemel uzun ve şiddetli bir savaşın önlenmiş olduğunu söylüyor. <laughs> Rusya topçu ve mühimmat açısından büyük bir avantaja sahip görünüyor. Kenti uzaktan saldırılarla tamamen yok edebilecek kuvvette. Ukrayna kuvvetleri de bu sebepten geri çekiliyor. Şehrin ele geçirilmesiyle ilgili Rus hesaplarından sosyal medyada paylaşılan görüntüler bazı noktalara eski Sovyet Rusyası'nın bayraklarının asıldığını gösteriyor. Bu durum kendileri için kutlanmaya değer olabilir. Zira Lysychansk'ın ele geçirilmesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli bir stratejik hedef olan Luansk bölgesinin tamamını ele geçirdiği anlamına geliyor. <laughs> Ukrayna'nın önceliği ise Mariupol'deki gibi bir kuşatmanın yaşanmamasıydı. Ukrayna ne pahasına olursa olsun bunun bir benzerinin yaşanmasından kaçınmak istedi. Bu yüzden de 5 aylık savunma savaşı verdi. Sonunda Luansk bölgesinden tamamen çekildi. Rusya asıl hedefinin özgürleştirmek olduğunu söylüyor. Hatta Putin bunun için pazartesi günü bölgede zafer ilan eden Rus birliklere teşekkür etti. Bütün bunlara rağmen Donbas hala tamamen ele geçirilemedi. Putin'in bundan sonra Slovansk ve Kramatorsk kentlerini ele almak için bastırması bekleniyor. Eğer bu iki kent de ele geçirilirse Donbas bölgesi tamamen düşmüş olacak.